Alp Ovası'na yapılmak istenen termik santralle ilgili bu kez Eskişehirlilerin görüşlerini aldık. Vatandaşın ortak cevabı ise santralin kent için büyük bir risk taşıdığı yönünde. Biliyorsunuzdur Eskişehir'e kömürlü termik santral yapılması planlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Valla ben termik santrali yatağında gördüm. Çok berbat bir hal. Muğla yatağında gördünüz. Ha, bizzat görmüş biri olarak size soruyorum. Oranın daha önce 2003 yılında puslu havadan nefes alamıyorduk biz. Filtre taktıkları halde yine aynı şekilde. Onun için yani bu güzelim araziye mahvetmelerine hiç müsaade etmeyelim. Tüm kardeşlerimiz olarak inşallah yapılmaz diye temin ediyoruz. Peki sizce Eskişehir halkı yeteri kadar bilinçlendiriliyor mu? Sanmıyorum. Ben de görüştüğüm insanların çoğuyla da çoğu bilgisi bile yok. Daha detaylı reklam olarak veya etkin basın yayın olarak da şey yapılsa belki daha etkin olabilir. İnşallah yapılmaz diye temin ediyoruz. Bence şehrimize yapılmasın sağlık açımızdan. Başka yerlere olur hani uzak. Daha böyle şehir merkezine yakın. Olmaması daha iyi. Bu konuyla ilgili yeterince halk bilgilendiriliyor mu sence? Yani halk bilmiyor tamamıyla. Tam ne olduğunu. Öyle düşünüyorum ben. Bence termik santrale pek gerek yok. Yani yeteri kadar ilerlemedik. Hem çevreye, doğaya zararlı, hayvanlara zararlı. Aslında şöyle çok fazla bir şey düşünmek istemiyorum. Kömür zaten hani şehirlerde kaldırılan bir şey. Isınmada. Böyle bir şey şeyden kaldırılırken havanın zehirlenmesini engellemek için şehirlerde kaldırılırken böyle bir santrale gitmek nasıl bir şeydir anlayamıyorum tabii. Vallahi büyüklerimiz nasıl arz eder, nasıl bilirlerse öyle benim pek bir şey aklım ermez, cahilim ben. Vallahi Eskişehir'e böyle bir şey yapılırsa herhalde Eskişehir'in bu tarımsal şeyleri herhalde yok olacağı gibi geliyor bana. Yani ne düşünüyorum, olmamasını istiyorum. Yani Eskişehir'den başka yer bulamadılar mı yani? Avrupa ülkelerinde bu gibi termik santraller kalkıyor. Türkiye'de yeni sistemler kurulmaya çalışılıyor. Yani Eskişehir için pek olumlu bir şey olmaz yani. Kesinlikle karşıyım. Neden? Çevreyi mahvediyor biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Ne düşünüyorum? Eskişehir'i öldürmek için, etrafı öldürmek için. İstemiyorum. Bu kadar basit. Yani şu. Yani kesinlikle olamaz lazım. Kesinlikle olamaz lazım. Valla bir şekilde enerjiye ihtiyaç var. Ama nereden karşılanacak? Her şeye de karşı çıkıyoruz. Nükleere karşıyız. Ne bileyim HES yapımlarına karşıyız. Yani nasıl bir çare üretilecek, nasıl yapılacak bilmiyorum bu konuda. Peki sizce Eskişehir halkı bu konuyla ilgili yeterince bilgilendiriliyor mu? Şimdi tam bilgilendirme yok. Çünkü teknik olarak ne derecede sağlıklı yapılacak? Filtreler, temizleme sistemleri nereye kadar çalışacak? Evet, nereye kadar yürür bilmiyorum.